da geldi bak. Bakkal yok orada da. Cennet hala yok ortalıkta. Dönüyor bir şey diyeyim sana, dönüyor bir şey. Hayırdır ya Fırat komiser? Amirim. Git gel ayağımı. Sorma. Ilyas savcım çağırmış da bir ona baktım ama göremedim. Buralardaydı. Sen geç otur ya Eren başkomiserin odasına. Orası emniyetin salonu. Bir çay iç. Gelir illaki. Kolay gelsin. Eyvallah. Ben avukat Nihat Aydıran. Savcı Ilgaz Kaya ile acilen görüşmem gerekiyor. Dışarıdaki memur bey burada bulabileceğimi söyledi. Aman aman, yok yok. Yok ben değilim, Allah korusun. Ne vardı sizin? Cennet Hanım, bu soruşturma için çok önemli bir bilgi. Benim bunu babasına sormam gerekecek. Kurban olayım, sormayın. Elinizi ayağınızı öpeyim, sormayın. Beni öldürür, yaşatmaz beni. Kurban olayım, ne olur. Nasıl öğreneceğiz peki? Belki Yiğit'in ölümüne sebep olan bilgi bu. Kimin ne bildiğini öğrenmeden nasıl yol alacağız? Siz öğrenmek istemiyor musunuz? Bilmek istemiyor musunuz oğlunuzun katili kim? İstiyorum elbette. İstiyorum. Bak büyük oğlum da ortada yok. Belli ki başına bir şey geldi. Belli ki bu çocukları öğrenmemesi gereken bir şey öğrendiler. Gerekirse seni koruruz, polis tahsis ederiz, sığınma evine yerleştiririz. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi değilse bile mahkemede öğrenecek Alper bu gerçeği. Buna hiçbir şekilde engel olamayız. Sayın savcım. Niye sorguyu bölüyorsun komiser? Bu biraz acil sayın savcım. Eren sen devam et. Umarım önemlidir. Yukarıda görmeniz gereken biri var. Sayın savcım. Beni görmek istemişsiniz acil. Avukat bey, buyurun dinliyorum. Merhaba. Şu an yürüttüğünüz soruşturma dosyası. Yiğit Deniz cinayetiyle ilgili bir tanık var. Kimin öldürdüğünü gören, katili bilen biri. Ancak öldürülmekten korkuyor. Gizli tanık olarak koruma sağlarsanız ifadeye getireceğim. Gizli kalmasını sağlarız. Gerekiyorsa koruruz da. Ama kim? Söyleyemem şu an. Yani doğru söylediğini nereden bileceğim avukat? Kimdir, necidir bilmeden nasıl güvence vereyim? O kısmını bulmak, anlamak beni aşar savcım. Ben konuşmak isteyen müvekkilimin gizlilik talebini iletiyorum sadece. Benden de saklayacaksınız. Talep böyle. Yapabileceğim bir şey yok. Hem söylemekten vazgeçebilir, hiç ortaya bile çıkmayabilir. Önce bir kabul ettiğinizi ileteyim kendisine isterseniz. Sonra haberdar ederim sizi. Müsaadenizle. Bayağı bir önemliymiş demek ki. Şimdi o gece büyük oğlum Mustafa yok. Yiğit yok. Bir tek sen vardın. Doğru mu anladım? He. Dediydim ya. Televizyon izliyordum. Karşısında uyuyakalmışım. Anladım. Tamam. Bitti mi? Benim bu kadar. Savcıya da bilgi vereyim. Ciğerim, kaydı kes. Tamam. Tamamdır. Bize söylemen gereken bir şey var mı? Yok. Cennet, bak şu an bizi kimse duyamaz, göremez. Bir şey varsa söyle. Yok. Yok. Vallahi yok. Billahi yok. Peki, öyle olsun. Sen burada biraz daha bekle. Düştüm gözümüzden, değil mi? Yalan dedim diye
Başka yalan söyleme yeter. Ceylin, ben biraz hava alacağım. Ya ne zaman bitecek? Bizi niye bekletiyorsunuz bu kadar ya? Çocuklarım perişan oldu evde. Bıraksınlar da gidelim artık evimize bizi. Salcı gidin deyinceye kadar buradayız. Yapacak bir şey yok. Sabaha sabah edeceğiz. Aa. Boşu boşuna. Boşu boşuna. Arkadaşlar, kazan kaldırın. Bakın ama öyle şey değil yani. Kazanı kaldırın, kaldırın. Öyle atın sonuna. Bu ne abi? Bu ne? Bunu mu içiyorsunuz? Hiçbir şey de demiyor musunuz? Ha? Çay. Nefis bir çayınız var. Sen öyle sorguya dal. Sonra savcı beni niye öptü? Cevabın kendinde saklı olabilir mi? Vallahi kızım, acil bir durum vardı. Gizli tanık olayı var. Hem siz ne gergin bir çiftsiniz ya böyle. Gizli tanık kim? Gizli. Gizli diyorum işte. Katil mi görmüş? Kim söyle? Gizli. Adı üstünde gizli tanık. Gizli. Bütün aileyi bu akşam göz altında tutalım burada. Yarın şu gizli tanıktan bilgi gelsin. Ona göre eylem planımızı oluştururuz. Anlaşıldı savcım. Nezaretin verdiği gerginlikle itiraf edebilirler. Nelerini gördük, görmediğimiz şey değil. Şu babayı da, Alper'i de yeniden sorgu odasına al. Ona da bir sor bakalım, o geceki misafirler kimlermiş. Yeniden bir doğrulatalım dediklerini. Aynı zamanda nette arama yapmış ya, böbrek satışı için. Onu neden yapmış, derdi neymiş, onu da anlayalım. Anıl'a da Yiğit'in tırnak aralarına bak demiştim. Onun da takipçisi ol. Anlaşıldı savcı. Şu Mustafa'yı da bulalım artık komiser. 17 yaşında bir genç. O kadar zor olmasa gerek. Emir anlaşıldı savcım. Yeniden ifade almayacaksanız çıkalım mı savcım? Kolay gelsin. Sağ olun canım. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başka bir şey yoksa ben kaçıyorum başkomiserim. Yok yok, hiçbir şey yok. Hadi görüşürüz. Konuşmayacak mıyız? Benim konuşacak bir şeyim yok. Senin varsa dinlerim onu. Benim de yok. Bebeğim. Annem, seni özledim. Gelmiyor musun? Aşkım, ben de seni çok özledim. Yoldayız şimdi, babanla geliyoruz. Birazdan evdeyiz, tamam? Tamam. Babamı da göster. Babası Mercan'a el salla. Seni de özledim. Ben de seni hem de çok. Hadi öpüyorum çok. Gelince o gıdıdan öpeceğim, gıdıdan. Başsavcım, kusura bakmayın, böyle akşam akşam sıra rahatsız ediyorum ama. Önemli değil savcım. Alıştım artık hastane koridorlarında çalışmaya. Dinliyorum. İddianamesini bugün teslim ettiğim bir dosya vardı. Amir Metin Kaya cinayet dosyası. Tutuklulardan Kadir Adarlı cezaevinde ölmüş.
Hı hı, biliyorum. Siz şahsın ölümünü araştırmak için yeni bir dosya oluşturmuşsunuz. Yani eğer izniniz olursa ben daha önceki dosyadan makaya hakim olduğum için... Geç kaldın savcım. Dosyaya icra savcı bakıyor. Anladım başsavcım. Ama istersen Asiye Hanım bir ara eğer icra savcı dosyayı hala almadıysa olabilir. Tamamdır başsavcım, ben konuşurum Asiye Hanım'la. Çok geçmiş olsun.